Patlama geldi. Olacak mı? Çalıyor kapı. Aykut nerede? Ne oluyor be? Dingo'nu arıyor musun? Dalıyorsun içeri. Aykut! Neredesin? Şuna bak, yolacağım ben bunu ya. Aykut nerede? Sana ne? Ya sen selamsız sabahsız benim evime giriyorsun hem böyle. Bu ne ya? Otel mi burası? Asuman, Erkut nerede? Markete gitti canım. Alacakların listesini mi verecektin yoksa? Öf, ne zaman gelir? Asuman şunları... Neredesin sen ya? He? Sabahtan beri haber vermeden gitmişsin. Ya onu bunu bırak şimdi. Sana anlatmam gereken bir şey var bak. Çok önemli, çok çok büyük bir haber. Ne oldu ya? Nedir bu kadar önemli olan? Dur şu paketleri bırakayım. Ya bırak şimdi poşeti falan diyorum. Bak çok bomba bir haber diyorum. Konuşmamız lazım diyorum. Tamam söyle, dinliyorum. Tamam be, ne haliniz varsa görün, ver. Gel söyle. Ne oldu ya? Emiroğulları bitmiş. Nasıl? Ya maddi olarak bitmişler. Neredeyse iflas edecekler. Hatta öyle ki Melek bir konfeksiyon atölyesinde çalışıyor. Ne? Sen nereden öğrendin? Çiftliğe gittim. Çiftliğe mi gittin? Ya tamam bakma öyle. Kimse görmedi beni. Meleği takip ettim. Kızlar! Mola! Ay benden de ne güzel şef olurmuş ama ha. Al bakalım Meleğciğim. Teşekkürler. Meleğciğim, sen burada usulsüz oturup limonata iç, tamam? Tamam anne. Ay Selçim, bir şey söylemeyecek misin? Konuşmayacak mısın benimle? Ne söyleyebilirim ki Melek? Her şey ortada. Ya iyi de niye yaptı bunu? Yani neden? Onun sebebe ihtiyacı yok ki. Hadi kalk doktora gidiyoruz. Darp raporu alacağız. Hayır gerek yok lütfen. Ya ne demek gerek yok? Ya bir daha sana elini sürerse? Ya Allah korusun daha kötüsünü yaparsa? Olmaz Melek, gidemem. Yani böyle susacaksın. Her şeyi boyun eğip kabul edeceksin öyle mi? Bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey var, artık o eve geri dönemem. Oraya kadar takip ettim işte. Beni gördüğü zaman yüzünü görmeliydin. Böyle buz kesti. İnanabiliyor musun ya? Böyle eski kıytırık bir atölyede çalışıyor. Vay be. Her şey aklıma gelirdi de
böyle bir ailenin çökeceği. Böyleyim şaştı doğrusu. Yani Melek Hanım'ın bütün çabaları boşa gitti. Ama ne olabilirdi ki? Önce benim yuvamı dağıttı. Sonra kızımı öldürdü. O çiftlikte böyle mutlu mesut yaşayabileceğini mi zannediyordu? Hak ettiğini bulmuş işte. Peki nasıl olmuş Arzu? Ha? Nasıl bu hale gelmişler o kadar kısa sürede? Bilmiyorum. Ama o şirkette... Asu? Ben geldim diye rahatsız olmayın ya. Devam edin, lütfen devam edin. Ne de olsa bilmediğim bir şeyi konuşmuyorsunuz. Asu? Ne diyorsun sen ya? Şöyle ki, senin bildiklerin benim bildiklerim yanında bir hiç. Siz çok şey biliyorsunuz değil mi? Bilmediklerinizden birkaç bir şey de ben söyleyeyim o zaman size. Mesela iflas ettiklerini, çaresizlikten ve yoksulluktan hizmetçilerini işten çıkardıklarını. Çok gençtik tabii. Kazım benim lise aşkımdı. Bir yanda okul, bir yanda aileler. Biz de her şeyi bırakıp kaçarak evlendik. Boşuna demiyorlar ana baba ah almayacaksın diye. Ya madem birbirinizi bu kadar çok seviyordunuz, işler nasıl bu noktaya geldi o zaman? Kazım'ın hayalleri büyüktü. Ama evlendikten sonra hiçbir hayali gerçekleşmedi. Hiçbir işte dikiş tutturamadı. Sonra da içkiye başladı işte. Hep aynı filmi evirip çevirip önümüze sunuyor bu da ya. Gülay, o nasıl laf öyle? Ay ne yapayım? Yıllardır aynı teraneyi dinliyoruz. Ya bir de kendi ağzınla söylüyorsun. Demek ki bu kadın burada yıllardır acı çekiyor. Siz de bunu hep birlikte seyirci kalıyorsunuz. Millet anasının babasının evindeyken o da kırıp dizine otursaymış o zaman. Evlenmeseymiş o adamla canım. Aa, ay sıkıldım artık. Enerjimi düşürdünüz. Gülay haklı. Biz ne yapabiliriz ki kocası? Hem biz mi dövdük? Allah Allah. Yine ne oluyor burada? Ayol iki dakika dışarı çıkıyorum, çarşamba pazarına dönüyor ortalık. Bu ne be? Dağılın yerlerinize, dağılın. Hadi seyirce kızım. Hadi ne biliyorsan anlat. Anlattım ya işte. Ya başka her şeyi anlat diyorum işte. Nasıl bu hale geldiler? Melek ne zaman orada çalışmaya başladı işte. Ne olmuş anlat. Ne oldu? Şimdi elime düştün. Çok merak ediyorsun değil mi? Asu, tamam uzatma da anlat hadi. İşte Kenan Bey öldükten sonra başlamış her şey. Böyle şirket mahvolmuş, Selim Bey başına durup çabalayıp bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Sabırlı ol, anlatıyorum işte. Tamam tamam, devam et. Ali Hanım bir piyasaya yeni giren bir şirketten bir şeyden bahsetti. İşte müşterilerini elinden almaya kalkıyormuş falan. Şirket mi? Adı neymiş? Ne oldu? Çok mu merak ettin cicim? Asuman, tepemi attırma da söyle hadi. Bir de bana tersleniyor ya. Tamam güzelim, tamam tatlım. Yapma böyle ama, hadi. Vallahi neydi ya? Hadi bak ne olur hatırla. Bak biz seni çok seviyoruz. Hem hepimiz aynı taraftayız. Evet canım, hadi tatlım. Hadi bebeğim. Böyle... Vallahi bir şey dedi ama... Ya ne olur hatırla, ne olur. Lerli bir şeydi. Yani kardeşler gibi bir şeydi. Ler mi? Doruklar. Doruklar şirket, evet. Nihat Usta'yla konuştum. En geç bir iki saate yola çıkmış olur kamyon. Ha iki saat demek. Harika. Ben o zaman firmayla görüşüp bilgileri vereyim Selim Bey. Hı hı, olur. İyi olur Ümit. Önceden hazırlık yapılsın. Sonra sıkıntı yaşamayalım kapıda. Ha, olmaz merak etmeyin. Ben şimdi arar haber veririm. Bu ödemeyle ilgili bir bilgi verdiler mi sana Ümit? Ödeme mallar teslim edildiğinde yapılacakmış. Yani Saffet Bey'le öyle görüşmüştük en son. Anladım. Olsun, olsun. Geç olsun da güç olmasın. Bence de. Ha bu arada, ya bu bizim tohum stokları bitmişti. Ben de yenilerini sipariş verdim. Birkaç güne gelir haberin olsun senin de.
Çok iyi yapmışsınız. Ben ilgilenirim, merak etmeyin. Tamam o halde. Var mı söyleyeceğim bir şey? Yok, teşekkürler. Tamam, görüşürüz. Görüşmek üzere Selim Bey. Öyle işte. Yani anlayacağınız durumları çok kötü. Benden de haberler bu kadar. Bak, ne biliyorsan anlatacaksın, anladın mı beni? Ne biliyorsan anlatacaksın. Ya ne yapıyorsun be? Deli misin sen, bırak. Hani aynı taraftaydı? Ne yapıyorsun sen ya? Arzu, sakin ol ya. Ne biliyorsa anlattı kız işte. Ya her şeyi bilmek istiyorum diyorum ya. Her şeyi bilmek istiyorum. Arzu, her şeyi öğrendik işte. Ama ayıp oluyor ama değil mi böyle karımı sarsmalar falan? Ya deminden beri dil döküyorum, yetmedi mi? O gün ne konuştuysak anlattım işte, başka da bir şey yok. Ha bu arada, bu bilgileri size iyilik olsun diye vermedim. Sırf şu lanet kadın defolup gitsin diye verdim. Ve taraf diye bir şey yok. Erkut'la ikimiz varız, sen yoksun, anladın mı? Tülay'ım, sen niye ısrarla buraya park etmemizi istedin? Bildiğin bir şey mi var? Bak Veysel, burası tam bize göre. Bak 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 bak, şurada bir kuaför dükkanı var. Görüyor musun? Müşterisi nasıl biliyor musun? Böyle kaynıyor. Nerede ya? Bak bak şurada, şurada bak bak. Bak bak. Ha. Doğru dedin ya, kuaför değil mi? Evet, keşke diyorsun yani bunun yerine kuaför açsaydık daha çok kazanırdık. Ay canım, onu demek istemiyorum. Saçları mı yaptıracaksın yoksa? Yani demek istediğim şu. Kuaför dükkanına gidenler bu yolu kullanıyor. Hem de öyle kuru kalabalık falan değil. Hepsinin cepleri dolu. Herkes manikürde, pedikürde. Ha. Bak bak, görüyor musun? Ben şimdi çaktım köfteyi. Diyorsun ki yani kuaföre gidenler, gelenler bizim kısmet çeyizi görürler ve birkaç tane de mal alırlar diye düşünüyorsun. Evet, aynen öyle. Aldıklarını da birbirlerine gösterecekler. Böylelikle reklamımız olmuş olacak. Akıl küpü karım benim ya. Gel, gel öpeceğim. Gel, 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 gel. Gel, kafandan öpeceğim. Gel. Oh. Ya ben böyle güzel bir kadını hak etmek için ne yaptım acaba ya? Geçen gün bir kör kediye mama vermiştim. Ay Veysel, abartma sen de. Tamam tamam, hadi. Hadi hadi, daha fazla durmayalım. Açalım şu dükkanı. Kepenkleri kaldıralım diyorsun yani. Hay hay patron işem. Ya var ya, bizim Armut bu işlerden hiç anlamıyor. Sokuyor beni böyle rastgele bir sokağa, park ettiriyor. Bir bakıyoruz otosanayi. Ay Veysel, laf etme çocuğa sen de. Hadi hadi. Hoppa! Kimse görmesin. Aman. Kaldır kaldır çabuk. Oo, falan af. Nerede bu kız ya? Ulan vay arkadaş. Kız bir göründü, sonra bir anda kayboldu. Ulan acaba hayal miydi diyeceğim de. Yo. Ben bu kızı tekrardan burada görmüştüm. Buradan böyle geçti gitti önümden. Hem o hayal olamaz ki. Hayalden de güzeldi. Efendim, ayvası var, narı var. Tepsisi var, teflonu var. Yani kısacası atamızdan yadigar bizde çeyiz seti var. Gel kısmet çeyize gel. Gel babacığım gel. Efendim merhabalar. Merhaba. Eğer çeyizlik eşya almak isterseniz bizde mevcuttur. Hemen şurada arabamız var. Hiç merak etmeyin. Ürünlerimiz son derece evladiyelik ve kullanışlıdır. Aracımız nerede demiştiniz? Şu tarafta efendim. Teşekkür ederim. Gel efendim, buyurun. Kısmet çeyize gelin. Efendim her şey bizdedir. Buyurun.
Ulan o ne endamdı be. Ne yürüyüştü be. Nasıl bir geçişti o öyle. Benim ne yapıp ne edip seni bulmam lazım peri kızı. Neredesin be peri kızı? Nerede? Aa, şu teyze sanki yetkili bir teyzeye benziyor sanki ha. Şey teyzeciğim bir bakar mısın acaba? Buyur evladım. Ben size birisini soracaktım da ben. Buyur evladım sor. Böyle uzun saçlı, siyah, zayıf canı bir kız. Ne yapacaksın sen onu? Niye soruyorsun ki? Ne yapacağım? Şey ya benim liseden arkadaşım da hazır gelmişken bir göreyim dedim. Anlat bakayım. Nasıl biriydi? Ya teyzeciğim anlattım ya işte. Böyle siyah uzun saçlı, zayıf cana bir kız diye. Ha, bildim bildim. Sen bizim muhallanın kızını söylüyorsun. Aa, onu diyorum ha. Ama buraları boşuna geldin sen evladım. Kız geçen sene Isparta'ya tutturdu. Gitti. Mühendislik okuyor. Teyze emin misin sen? Bak emin olamadım şimdi. Galiba hemşirelikti. Avukatlık mıydı yoksa? Ya teyzeciğim. Benim sana bahsettiğim kız direkt bildiğin burada yaşayan bir kız. Ha sen bizim Halime'nin büyüğünü diyorsun. Nerede bu Halime'nin büyüğü? Geçen ay ona yüzük taktık biz. Davullar, zurnalar, koçlar. Çocuk bir paralı bir paralı. Kazanmış galiba. Ya teyzeciğim bak benim dediğim kızın yüzüğü müzüğü yok. Ama vallahi Allah razı olsun yani. Bayağı bir yardımcı oldun. Teşekkürler. Hadi sağlıcakla. Dur dur. Gülistan var bir de. Şöyle Esmercan o olmasın? Ama yazık geçen ay boşandı. Nasıl söylenir? Biraz pasaklıydı. Ütüyü adam yapıyormuş evde. Bir gün adam bir gelmiş. Abla gözler perpeci böyle. Teyzeciğim tamam. Ne olur kalsın. Daha vallahi daha hiçbir şey istemiyorum ben ya. Bildim bildim bildim. Daha önce niye söylemedin evladım? Bir de şey vardı, şöyle süslün hala. O lisedeyken çok şişmandı. Onun için ben karıştırdım, hatırlayamadım. Vallahi arkadaş ya, mahallede onca insan varken gittik dedikoducu kadını bulduk. Hanife, Hanife dur onu anlatayım. İmdat! Vay arkadaş ya. Ulan kadına bir kız sorduk. Gitti mahallenin bütün seceresini anlattı bana ya. Lan şimdi bu kadın benim peri kızın ya akrabası çıkarsa o zaman var ya yanarım ha. Kadın ömür törpüsü ya. Anam lan bu kadın beni takip ediyor falan olmasın ha. Eyvah. Ama olsun be. Belki peri kız da burada oturuyordur ha. Lan var ya peri kızı. Sana değer be. Alo. Benim Serdar. Evet. Bak saat 3'te dediğim yerde olun. Sakın ola hata yapmayın. Ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Eğer bu işi istediğim gibi kotarırsanız ödülünüz sizi bekliyor. Ama yapamazsanız benim elimden çekeceğiniz var. Tamam. Ben yine arayacağım. Kısmetçiyiz, kısmetçiyiz. Çeyiz, kısmetçiyiz. Hanımlar, çeyizi geldi. Ay Veysel, yok yok bu böyle olmayacak. Yani nasıl diyeyim, şöyle evlilikle düğünle alakalı bir şeyler söyle ki insanların canı çeksin, heveslensin, gelsin. Ne söylesek ki ya? Ha, buldum. Vallahi buldum. Hanımlar, çeyiz geldi. Evlilik garantili çeyiz geldi. Evlilik garantili. Çeyizci. Mesela evlilik garantili mi? Tabii canım. Hanımlar çeyiz geldi. Bugün bu çeyizden al yarın Kıvanç kapında. Çağatay kapında. Garantili çeyiz. Çeyizci. Allah'ım ya Kıvanç diyor. Veysel Biredi de söyle bari Biredi. Ha? Biredi kim ya? Ay Pitt ayol, Brad Pitt. Brad Pitt mi? O kim ya? Çok ünlü, çok ünlü. Sen söyle, söyle.
Hanımlar, bir edipik de buradan aldı bir hediye. Karantiniçeyiz, kısmetçeyiz, kısmetiniz açılır. Bir hediyeçeyiz. Ay çok güzel. Beyzel, geliyorlar. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş geldiniz. Bu tavalar ne kadar? Efendim o tavalar 40 lira. Ya, ama size 35 lira. Çok sağ olun. Efendim yanmaz, yapışmaz, deforme olmaz bir taba. Böyle köftenizi, pirzolanızı, bifteğinizi atın, rahat rahat pişirin. Tatlı tatlı. Yemek yemek yapmayı da biliyorsunuz. Çok güzel. Yok, ben daha çok yemeği biliyorum. Çok komiksiniz. Evet, teşekkür ederim. Yani müşterilerimizin geri dönüş bildirimlerinden dolayı söylüyorum. Asla pişman olmazsınız. Çok memnunlar o bakımdan yani. Peki fincan takımınız var mı? Yok yok. Takım makım kalmadı. Sattık hepsini. Ama Tülay'ım. Veysel sattık dedim ya. Nasıl yani? Siz çeyizci değil misiniz? Çeyizciyiz. Ama satmışız. Demek çok rağbet var. Evet evet. Böyle kapının elinde kalıyor vallahi. O zaman tavada kalsın. Hadi gidelim. Ya ama Tülay'ım. Varmış işte. Ha öyle mi? Ne yapalım artık canım? Sen kocanı kıskanıyorsun kocanı. Ne münasebet, ne alakası var canım? Ne kıskanması? Kıskan Tülay'ım, kıskan. Sana kıskanmak da yakışıyor. Kısmetçiyiz. Zeynep abla. Efendim canım. Ben hiç problemi özledim. Sabret biraz, akşam gelecek. Ama ya, çok özledim. Canın mı sıkıldı senin? Oyun oynayalım mı birlikte? Yok. Elif ablamı arasak? Ama canım şimdi Melek ablan çalışıyor ya, açamaz ki telefonu. Belki de açar. Kırmızı saçlı bebeğim yerine bulamıyorum da hemen soracağım. Tamam canım, ben çıkar bakıyorum şimdi, yukarıdadır. Bulamazsın ki. Niye? Şeyden. Biz onu oyun oynarken saklamıştık. Hadi Ferif ablamı sormam gerekiyor. İnciciğim, akşam oynasam oyuncağımla. Yapma ama böyle. Tamam tamam, arayacağım. Çok teşekkür ederim. Ama bak, arayacağım, bir kere çalacak. Eğer açmazsa bir daha ısrar etmek yok, tamam mı? Tamam. Alo abla, müsait miydin? Müsaitim. Ya bir telefonu Elif'e alabilir miyim? Ne oldu ki? İnci istiyor da. Bebeğinin yerini bulamıyormuş, onu soracakmış. Tamam canım, veriyorum. Elif abla, nasılsın? İyiyim İnci, sen nasılsın? İnci, İnci. Çok uzatma, tamam mı? Tamam. Ben deyim, kırmızı saçlı bebeğin nerede? Kırmızı saçlı bebeğin mi? Elif abla, kediler nerede? Kediler! Daha çıkmadım ki. Annem izin vermiyor. Ama... Korkma, ben ne yapıp ne edip onlara bakacağım. Söz veriyorum. Hadi şimdi kapatmam lazım. Tamam. Neredeymiş? Ne? Bebeğin. Odadaymış, odada.
Ne de güzel kıskanırmış kocasını. Hayır Veysel, yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsun? Ya, kıskanmadım diyorsun yani. Of. Tamam. Oh, hoş geldiniz hanımlar. Buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Aradığınız özel bir şey var mıydı acaba? Yok, öyle bakıyoruz. Buyurun, rahat rahat bakın. Havlular kaça? Efendim, havlular 10 lira. O da sizin inceliğinize ve nezaketinize. Bir tane alayım o zaman. Biri pembe, biri mavi. Buyurun efendim. Hanımefendi, çok güzel geceliklerimiz var. İlgilenir misiniz? Olur. Bakın efendim, saten bir geceliğimiz var. Çok kaliteli. Üstelik bu renk de sizi açar. Çık, oturdu bakın. Çık. Çok güzelmiş. Değil mi? Beğendiniz mi? Olur. O zaman en küçük bedeninden sarıyorum bir tane. Spor yapıyor musunuz efendim? Yok valla. Çok formda görünüyorsunuz. O zaman genleriniz sağlam. Kaliteli genleriniz var yani. Geceliğe de indirim yapın ama. Yok, yapmayacağız. Havluda da indirim yapmayacağız. Ama öyle dememiştin. O öyleydi, o zamandı. Şimdi yapmıyoruz. Bize telefonla haber geliyor, zam geldi. Allah Allah. Kalsın o zaman. Kalsın. İyi günler. Bey, sen ne öyle cıvık cıvık konuşuyordun kadınlarla ya? Şey Tülay'ım, hani sen şey dedin ya, ben kıskanmam falan dedin ya, o bakımdan mahsustan şey yaptım ya. Yok öyle, gecelik çok yakışırmış. Yok böyle renkleri çok açarmış. Veysel, sen bunu görüyor musun? Seni var ya hamur gibi açarım ha. Duydun mu beni? Tamam, tamam Tülay'ım. Ben şaka yaptım ya, şaka. Şaka baka yok bundan sonra. Tamam Tülay'ım. Yok. Böcüğüm, sen o merdaneyi bana versen. Tülay'ım, istersen o merdaneyi ver de satalım, para kazanalım. Diyor. Hadi hadi işimize bakalım, hadi. Kısmetçiyiz. İşte şimdi tam zamanı. İşte şimdi tam zamanı. Elif, sen ne yapıyorsun burada tek başına? Hiç, havan mı çıkmıştı? Hadi annen kızacak ama şimdi. Gir içeri. Bana bak. Böyle hızlı çalışacağım derken defolu yamal çıkarma sakın. Anladın mı? Anladım. Anneciğim, neredeydin sen? Bu emri yapıyordum ya anne. Bu arzu yüzünden delireceğim. Acaba her şeyi anlatmasam mıydım ya? Keşke anlatmasaydım, keşke. Of lan of. Ulan bakmadığım yer kalmadı. Neredesin be peri kızı? Sen de taş gibi. Orada.
Demek burada oturuyorsun ha? Vay be peri kızı. Belli ki kader ağlarını böyle örmüş yüreğime. Het be Murat, het de aslanım be. Allem ettin, kallem ettin, en sonunda kızın evini buldun. Belki senin evin benim kalbimdir be peri kızı. Ha? Yüreğimin bütün odacıkları sana mutfak, salon, oturma odası, kiler, bir mum şey olsun be. Sultanım, bugün kahveler benden. Aa, hangi dağda kurt öldü? İnanayım mı? Aşk olsun. Ben valideme bir fincan kahve yapamayacak mıyım ya? Hadi, hadi. Kesin Zeynep pişirmiştir. Ya anne ne fark eder? Ha Zeynep ha ben. Ha şöyle itiraf et bakayım. Afiyet olsun anneciğim. Sağ ol yavrum. Düşünmen bile yeter. Seni böyle mutlu görünce öyle seviniyorum ki. Bundan sonra her şey daha güzel olacak anneciğim. İnşallah oğlum. Yüzünün güldüğünü görünce benim de içimde güneşler açıyor. Annem benim. İşler yoluna girdi diye o kadar çok seviniyorum ki Selim. Her şey eskisi gibi olacak anneciğim. Daha iyi olacak. Bu arada yeni işinin siparişleri halloldu mu oğlum? Ha, az önce aradılar. Kamyon çıkmış yola. Oh çok şükür. Önümüzdeki ortasına kadar iki ihale daha aldık mı bizim önümüzde kimse duramaz anne. Olur oğlum olur. Sen de bu azim, bu çalışkanlık olduktan sonra. Abim gibi diyorsun. Sen de Kenan'ıma benziyorsun yavrum. O yüzden hiç şaşırmadım ya. En başından beri bu zorlukların üstesinden geleceğini biliyordum. Aa, ne olmuş buna? Suna, ne oldu kız? Allah Allah. Ay çat diye çatlayacağım şimdi. Anne, desene ne olduğunu. Ben... Söyle, söyle. Ben bir su getireyim. Yolda giderken... Kızım biri bir şey mi dedi? Ay yoksa kötü bir şey mi yaptılar sana? Ay Allah korusun. Ay Gulyabani görmüş gibi dili tutuldu zavallının. Ay tövbe yarabbim. Ha, getir Melek getir. Kızım çıldırtmasana adamı anlat ne oldu? Bahriye Hanım niye bağırıyorsunuz kıza? Ya görmüyor musunuz ne kadar korkmuş? Sunacığım, canım şimdi sakin sakin anlat tamam. Ya ben markete giderken yüzünü görmediğim maskeli biri. Kızım doğru düzgün anlat şunu. Ya Bahriye abla beni erzak alayım diye markete göndermişti. Aa! Ay benim sana verdiğim parayı mı çaldırdın yoksa? Abla silah çekti vallahi ben bir şey yapamadım ki. Ay ben patrona ne diyeceğim şimdi? Ay ne olacak akılsız? Bahriye Hanım Allah aşkına yapmayın. Ya kız ne hallere gelmiş siz hala patrona ne diyeceğiniz düşünüyorsunuz? Tamam Bahruş, üstüne varma. E korkmuş zaten zavallım. Ay yani güpegündüz ana caddede. Olacak şey mi canım? Allah Allah. Allah korumuş kızım seni ya. Ya bizim de başımıza gelirse? Ay kızlar ağzınızı hayra açın be. Kim yaptı acaba? Mahallede bir hırsızımız eksikti. O da oldu tam oldu. Gitme Samike. Annem beni göremeyince çok merak eder. Ama İnci'ye de söz verdim. O yavru kedileri kurtarmam gerek. Kitapçamcı yok galiba. Hazır burada değilken tam zamanı.
geldin. Pispisler, neredesiniz? Bir mi geldi acaba? Abim canım sıkkın olduğu zaman hep gecenin en karanlık olduğu an, sabahın da en yakın olduğu andır derdi. Doğru yavrum. O yüzden karamsarlığa gerek yok. İnsan mecbur kalınca öğreniyor yavaş yavaş. Demek ki sen de zorluklara alışmışsın yavrum. Bunca yıl boşa geçmemiş. Onu anladım. İnsan mecbur kalınca alışıyor anne. Aşılmaz dediği dağları bir bir aşıyor. Allah Ümit Bey'den de razı olsun yavrum. Bu zor günlerinde sana çok destek oldu yavrum. Olmaz olur mu? Son iki işi onun sayesinde aldık. Alo. Selim Emiroğlu. Ne? Ne diyorsunuz siz? Oğlum ne olmuş? Bizim sevkiyat kamyonu. Kaza yapmış. Vallahi memleketin çivisi çıkmış. Ya gündüz vakti olacak iş mi bu canım? Ay Gülay yapma Allah aşkına. Bu işin sabah akşamı mı olur? Ya orası öyle de. Vallahi ben bundan sonra mesaiye falan kalamam. Korkarım. Herhalde be. Canımızı sokakta mı bulduk biz? Durun bakalım öyle. Hemen bahane uydurmayın. Daha işin aslını astarını bilmiyoruz. Hayırdır hanımlar? Ne oluyor? Sormayın Cevahir Bey. Bu kızın başına neler gelmiş. Biri bana ne olduğunu anlatacak mı? Şey, erzak almak için markete gittiğinde gaspa uğramış. Gaspa mı uğramış? Evet. Silah zoruyla da bütün parasını almışlar. Hadi be. Bu tabii Suna Hanım'ın söylediği. Biz daha işin aslını bilmiyoruz. Abla ne eksik ne fazla anlattım ya size olduğu gibi. Ay ne bileyim yani öyle maskeli adamlar falan. Abla sen bana iş verdin ya, yatacak yer verdin. Burası benim çalıştığım yerden çok evim gibi oldu. Ben yediği kaba pisleyecek bir insan mıyım? Yok bu dediğin olacak şey değil Bahriye abla. Bak durduk yere kızın günahına girme. Benim de Suna'ya güvenim tam. Tabii. Mahallede can güvenliği yok. Biz de öyle diyoruz ya Cevahir Bey. Ama ben bunu kimin yaptığını biliyorum. Kim? Yusuf. Kesin o soysuzun işidir o. Pispisler, girin. Size bir şey yapmayacağım. Sizi kurtarmaya geldim. Of. Acaba bahçeden alıp başka biri mi götürdü? Gidecekler, neredesiniz? Kedicikler. Kediciler. Ya gerçekten kediciklerin canını acıtıyorsun. Pispisler, gelin. Hadi. Pispisler, gelin. Hadi. Ne
Ablacığım daha iyi misin? Ay benim başıma gelse ömrüm illa atlatamazdım olayın şokunu. Anneciğim korkma bak. Suna ablan da iyi. Koskoca kadınım benim bile yüreğim ağzıma geldi. Şuncacık çocuk korkmasın mı? Ay doğru vallahi. Elif iyi misin tatlım? Anneciğim bak burada güvendeyiz. Hemen yanındayım. Cevahir amcam buradayken senin korkmana gerek yok. Size de söylüyorum. Değil bu atölyeden, bu mahalleden bile kimsenin başına bir şey gelmeyecek. Nasıl olacakmış ki o? Ne bileyim ben. Ben gideyim de şu ite bir bakayım. Aman Cevahir Bey kendinize dikkat edin. O manyağın sağ solu belli olmaz. Ondan korkan onun gibi olsun Bahriye. Sen rahat ol. Hadi eyvallah. Tam her şey yoluna giderken nereden çıktı şimdi bu ya? İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Nasıl olur böyle bir şey anne? Tamam oğlum, ne olur üzme bu kadar kendini. Bir hal çaresi bulunur çocuğu. Yok anne, hiçbir çaresi yok. Selim ne oluyor? Sevkiyat kamyonu. Yolda kaza yapmış. Ne? Nasıl? Bilmiyorum Zeynep, detayları bilmiyorum. Peki çok zarar var mıymış? Olmaz olur mu Zeynep? Bütün çiçekler pert. Bütün zararları biz karşılayacağız. Batağın içinde kaldık. Allah'ım nasıl benim başıma geliyor bunlar ya? Neden hep benim başıma geliyor böyle şeyler? Selim ne olursun bak, ne olursun birazcık sakinleş lütfen. Neden hiçbir işim yolunda gitmiyor benim? Neden hep ben tökezliyorum? Neden? Bak biz sakin ol ne olur. Dediğin gibi şanssızlık işte senin suçun değil ki. Hadi ne olursun sakin ol. Yavrum, Zeynep haklı. Bu kadar yüklenme kendine. Allah büyük çocuğum. Yine çalışır, yine yerine koyarsın. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayrılır kader, uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyüyor içimde keder.